Baba Torik. Bankasya 1. Lig'de lider Samsun Spor, Ordu Spor deplasmanına konuk oluyor. Ordu Spor çok iyi başladığı sezona, açıkçası son haftalarda aldığı kötü skorlarla birlikte şu an playoff'un da dışında kaldı. Lig'de 7. sırada yer alıyorlar ve en azından playoff'a katılma hedefinde Ordu Spor takımı. Samsun Spor ise Spor Toto Süper Lig yolunda en önemli aday. Lig'de lider durumda bulunuyorlar. Bu ard arda alınan 4-5 haftalık galibiyet serisinin ardından son hafta Erciyes ile kendi sahalarında 0-0'lık bir beraberlik aldılar. Aslında hani maç iki taraf açısından da gitti geldi. Erciyes Spor da maçı kazanabilirdi. Önemli pozisyonları vardı. Samsun Spor tabi biraz hani beraberlik de açıkçası Samsun Spor için çok kötü bir skor değildi. Yani aldıkları puanla da yine özellikle Mersin İzmir yolunda kaybetmesiyle birlikte ligdeki hani yerlerini korudular. Puan farkını da biraz daha açtılar. Bu hafta Ordu deplasmanında da ilk hedefleri tabii ki yenilmemek olacaktır. Yani Samsun Spor'a bu deplasmanda alınacak bir puan da açıkçası işlerini görecektir. Ama Ordu için tam tersi, Ordu Spor mutlak surette kazanmak zorunda. Yani alacakları puan, hani bir puan onlara çok fazla yaramayacaktır. Tabii Samsun Spor Ordu Spor'a oranla çok daha iyi bir kadro. Özellikle ligin ilk yarısında Ordu Spor içeride aldığı galibiyetlerle saha ve seyirci avantajını çok iyi kullanan bir takımdı. Ama son haftalarda iç sahada özellikle kazanmakta çok zorluk çekiyorlar ve zor gol buluyorlar. Samsun takımı ise Akbetu gibi, Zenke gibi, arkada işte Hakan Bayraktar gibi çok Süper Lig tecrübesi de olan çok önemli oyunculara sahip. Özellikle hücum anlamında. O yüzden Samsun'un bu deplasmanda en azından kaybetmeyeceğini düşünüyorum ve hani kazanırsa da zaten artık yani Spor Toto Süper Lig'e yükselecek. Ben en azından kötü giden Ordu Spor'la, yani son haftalarda kötü giden Ordu Spor'a karşı en azından kaybetmeyeceklerini düşünüyorum deplasmanda. Baba Torik.